Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve 6 saat süren güvenlik zirvesi sona erdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, güvenlik zirvesinde namlusunu Türk askerlerine doğrultan gayrimeşru rejime misliyle mukabele edilmesinin kararlaştırıldığını belirterek, hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başbakanı Hakan Fidan ve kuvvet komutanlarının yer aldığı toplantı 6 saat sürdü. Toplantı ilişkin açıklama yapılmayacağı bildirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen güvenlik zirvesi sonrasında beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçük Akgüz'le Suriye sınırına gitti.